Merhaba arkadaşlar, ben Cihat. Bugün İbrahim'le beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Başlıktan çıkartmışsınızdır. Bugün Cayman'le beraberiz. Bas paketiyle beraberiz aslında. Evet. Porsche'ye başlıyoruz. Model miydi? 2008 model Cayman Base paket, 2.7, 5 ileri manuel olanı, 245 beygir. Makyaj öncesi bizim aracımız. Makyaj öncesi, ilk seri Cayman olarak da geçiyor. 245 beygir aslında şu an böyle atmosferik çağdan sonra turbo çağa geçince kulağa az geliyor ama bugün aslında onunla gösterici ne kadar eğlenceli olduğunu. Evet, çok eğlenceli. Şimdiye kadar kullandığım yani en iyi 245 beygirlerden biri, her beygirin hakkını veriyor. Egzoz da var. Aracımızın her zamanki gibi stok değil. Evet, egzozumuz var. Geri kalan parçaları stok. Short shifter'ımız var. Yarış direksiyonumuz var. Daha rahat kullanabilmek için. Detaylarına geleceğiz zaten. Evet. Arabayı da bir yakından tanıyalım. Dışarıda kaldığımız yerden istersen arabanın kalbi, özellikle bizi Porsche'yi sevdiren Boxer'dan başlayalım. 2.7 hacmi var. Aynen, bu arabada Cayman Base olduğu için 2.7, 6 silindirli Boxer motor var. Atmosferik. Harap beygir yok. Aynen, daha yüksek sıkıştırmalı bir Boxer, o yüzden sesi o kadar böyle Subaru'larınki gibi değil yani. Artık haram beygir geldi çünkü onlar artık 4 silindir oldu. Aynen. Tabii onlar da güzel şimdi. Şey yapmamak lazım. Ama bu işte 245 beygir çok direkt yola aktarımı var. Ağırlık merkezi çok aşağıda olan bir araba. Bizim arabamız 5 ileri manuel. Sen çünkü çok daha hızlı arabaları da kullandın. S14 vardı. Tabii S14'üm vardı. S35 vardı. Onu çekemedik, o gitti aslında. Aynen. O da güzel arabaydı. 35'im vardı. Bu arabada dediğim gibi farklı olarak 5 ileri manuel var vites. Buna opsiyon olarak isterseniz 6 ileri manuel de alınabiliyor. Türkiye'dekilerin çoğunluğu 5 ileri otomatik. Tork konvertörleri değil mi onlar? Evet, tork konvertörlü. Ayrıca Cayman S'lerde de genelde yurt dışında 6 ileri manuel çıkıyor. İşte onu da gene bizim ülkemizde gene 5 ileri otomatik galiba ya da 6 ileri otomatik olabilir. Ama bence en keyifli kılan bu noktada manuel şanzıman evet, olması. Evet, yani bu hani karakteristiğini hissetti. Yani bu arabanın kullanışını hissettiğinizde manuel olması çok büyük artı. Evet, trafikte biraz zorluyor ama normal kullanımında. Manuelinin zaten otomatiğine göre hızlanması da daha hızlı. Yakıt şeyde çok daha düşük. Şoföre kalıyor artık. Tabii ya, yani boş ada atıp peygamber vitesinde her yere gidebilirsiniz yani. Bir hızlanmasını da gösterebiliriz istersen, birazcık daha yavaşlayıp. Tamamdır. Rolling moduna böyle. İkide erken oturdun ama. Geliyorum. Biraz daha.
güzel ama. Çok güzel. Var egzoz tipi egzozumuz var. Stone'da tabii bu kadar ses gelmiyor da egzozdan. Hiç gelmiyordu. Biz ses bu kadar gelmesini de beklemiyorduk. İnanılmaz ses geliyor. Yani çok keyifli. Çok keyifli. Sessiz halinde gösterebiliriz istersen. Mesela uzun yolda nasıl olur? Kapattığımızda Panamera dizel. Panamera. Biz Berk'in S14'ün her zaman şey diyoruz. Nissan Micra şeyi oldu diye. Bu da öyle. Cayenne dizel. Ekstra olarak bir de short shift ekledin galiba. Tabii short shifter var. Yarış direksiyonu var. Yarış direksiyonunda quick tilt var. Quick tilt ekledik. Görüntüleri var zaten. Videoda çekmiştik. Ya, ben eskiden beri severim arabalarıma takmayı da. Herkes karşı çıksa da airbag'ten dolaylı. Ama kullanım hoşuma gidiyor. Bir de bu arabada özellikle direksiyon biraz böyle dizime sürtüyordu. Ha bir de almayı düşünen arkadaşlar için 1.93 boyundayım ben. 102 kiloyum. Çok rahat alabilirsiniz bu arabayı. Kimse öyle korkmasın. Z4'ten içi daha geniş. S2000'den zaten geniş boyut olarak da. Şimdi mesela biraz daha öne geldiği için direksiyon artık koltuğu dizime rahat de sürtmüyor. Daha rahat kullanıyorum yani. Short shift'i takma nedeniyle birazcık herhalde viteslerin o tabii geçişlerdeki boşluktu değil mi? İşte manuel vites Porsche'larda şöyle bunlar da aynı Honda'lar gibi kablolarla iletiliyor. Bunlar da kronik şey olarak eskiyor. Kabloların bağlantıları, kendi shifter base'i. Onu da şey yapmak için baktık, short shifter vardı. Fiyatı da çok iyiydi. Onu sipariş verdik. Yurt dışından geldi. Büyük oran AliExpress üretimi o da. Ama olsun. Her şeyi zaten kendim montajladım. Tabii her şeyini kendimiz yapıyoruz. Hiç kimse korkmasın. Bütün bakımlarını kendimiz yapıyoruz. Bu araba Porsche ama bu araba tam bir Volkswagen gibi. Mesela dry sample arabalar gibi yağını değiştirirken 5 tane ayrı noktadan yağ değiştirmiyorsunuz. Normal araba. Altta tıpası var. Değiştiriyorsunuz. Bir tane filtresi var. Koyuyorsunuz. Motor o ortada. Motoruna ulaşmak biraz zor. Bu üstten bir kapağı açılıyor. Bir de ayrıca bu kapak açılıyor. Buradan da öndeki rulmanları, şeyleri değiştirilebiliyor. Arabayı kaldırdığınız zaman altından bakım yapması çok kolay. Şanzıman yağını biz değiştirdik. Büyük Baran önceki sahibi değiştirmemiştir diye, yaşı geldi diye. Hepsi çok basit bakımlar. Her bakımda ama şey olmuyor değil mi? İnsanlar genelde korkusu oluyor Porsche, motor inecek. Hayır öyle bir şey yok. Motor tezgahı inecek. Hayır öyle bir şey yok. Yani şu an iki tekeri söküyorsunuz. Bütün bobinlere, bujilere ulaşabiliyorsunuz. Altına girdikten sonra altta koruması var zaten, alttan her yere ulaşıyorsunuz. Bu araba turbolu olmadığı için zaten başka bir şey yok yani. Üstte emme manifoldu var. Birkaç tane sensörü var. Başka bir şey yok çoğu yani. Çoğu şeyde zaten garajda kendiniz yapıyorsunuz. Tabii. Garajda kendimiz yapıyoruz. Bence alınabilecek en iyi giriş, yani giriş, yani arabaları seven insanlar için giriş Porsche'larından biri. Bir de şu an bakarsak zaten piyasada bu araba yerine bir G20 de alabiliyorsun. Hatta G20 alınca daha da fiyat artıyor yani. Çok daha yüksek. 2.18. 2.18 binen arkadaşlar. Kendinize bir kayman alın. Boxer alın. Tabii şey önemli bir de. Temizini bulmak lazım yani. Çok yıpranmamış yoksa... Aynen. Kötüsü kötü. Aynen. Kötüsü kötü o ya. Bütçeyi zedeler. Ya bugün konuştuğumuz gibi. Sen söyledin ya, kaportası önemli olan. Bunlar mesela çok abartılacak motorlar değil. Özellikle bizim kullandığımız 2.7 olanları. En sorunsuz, en problemsiz, en dayanıklı olan modelleri. Benim bunca yıldır sahip olduğum BMW'ler şeyler arasında... Şimdiye kadar en az neredeyse hiç sorun çıkarmadı. Beni daha hiç yolda bırakmadı yani. Ve gerçekten de acımıyoruz yani. Hani vura vur biniliyor yani her gün. Piste de girecektin de kapandı. Aynen o üzücü şeylerimizden biri. Umarım pist yakında açılır. Orada da gerçek performansını görmek istiyoruz. Çünkü bu ben her aldığım arabada coilover F20'm vardı. Coilover takmıştım D2 Racing. 335'im vardı. SD coilover taktım. Hani günlükte de onu da kullanıyorum yani. Çünkü o viraj performansı bizim için yani önemli ama bu arabada normal kendi süspansiyonuyla, kendi yağıyla inanılmaz yol tutuyor. İnanılmaz dengeli bir araba ve hala üzerinde kış lastikleri var. Hala Pirelli Sotto Zero var. Hala kış lastikleriyle kullanıyorsun. Yani yakında değiştireceğim. İstediğim gibi bir jant bulamadım. Galiba jant almayacağım artık yani. Opsiyonel de değil yani şu anki süspansiyon. Opsiyonel hayır. Çünkü sertlik, yumuşaklık seçenekleri oluyor. Tabii aktif ayarlanabilir hani süspansiyon seçeneği var. O da gene kayman base'lerde de opsiyon olarak alınabiliyor. Bizimkinde yok tabii ki. Şu an spor bir sertlik var ama arabada. Evet, orijinali bu. Aynen. Kendisi bu. Hatta işte biz bir ara böyle bir yay falan da bakıyorduk. Sonra dedik yine gerek var. Sadece bir tık daha düşük olsa ama daha da güzel durur araba değil evet mi? İşte 19 jant
baktık 5x130 janta bulmak biraz zor bizim ülkemizde. Hani 19 olunca biraz daha böyle doldurur hı-hı diye. Ama mesela 18'lerle şu an çok atak. Belki 17'lere dönsek daha da atak hale gelecek yani. Fren kaliperleri bir de orijinalinde hep sarı değil. Evet, beyzlerde normalde siyah oluyor. Önceki sahibi arkadaş boyamış galiba. Güzel de boyamış. Evet, güzel olmuş. Ha, kötü değil yani, o yazısı falan güzel yapmışlar. Biz aldığımızda, ben aldığımda ne yaptım? Yağlarını değiştirdim. İşte filtrelerini değiştirdim. Hava filtresi, filtre bakımlarını yaptım. Kabin filtresini değiştirdim. Aküsünü değiştirmedim. Aküsü hala normal. Ön süspansiyon parçalarını aldık. Mesela bunu burada gittik Audi yetkili şeyine istedik. Fiyatlar korkulacak derecede mi yok? Deli fiyatlar istediler bizden. Sonra girdik internete. FCP Euro'ya girdik Amerika'dan. FCP Euro'dan seçtik. Kargo dahil. Bizim FCP Euro'dan mesela süspansiyonların böyle süspansiyon başına 2-3 tane parça aldık. Bu üst takazı olsun, şey olsun. FCP Euro'dan hepsini burada bir tanesine istedikleri paraya aldık. Ve kargoyla normal gümrükten de geçti. Bir şeyde sıkıntı yok. Gümrük bana sadece şunu sordu. Ben dedim yani çok almadığım için, hani böyle 30 tane almadığım için. Kendi gümrük arabanı, kendi arabam dedi. Arabamın ruhsat görüntüsünü attım, modelini attım. Satın almamla alakalı fatura kağıdını attım. Zaten dediğim gibi çok da yüksek değildi yani fiyatları. O yüzden şeyde korkulacak bir şey yok yani. Otomatiği de kötü değil. Otomatiği de gene tabii ki hani bir DSG gibi şey gibi değil ama gene performansı gene güzel yani. Yani günlük kullanım için. Günlük kullanım için harika. Günlük kullanım için çok rahat arabalar. Ya şimdi takipçiler şey diyebilir, hem Cayman'a biniyorsun hem günlük kullanımdan bahsediyorsun hani. Aynen. Sağ sola giderken de şey trafiğinde. Ben çok otomatik... uzun süre 335 kullandım günlük. Yani oldum oluyor, elinde tek araba o kaldıysa bazen. Oldu mu oluyor. Makyajla beraber zaten artık PDK geliyor. Tabii. Çift kavrama. Çift kavrama. Ha, bunun da mesela şu güzelliği var. Gerçekten evet, debriyaj bakımı gelecek. Debriyajı değişecek. O bunun otomatiklerinde, PDK almayanların da debriyaj diye bir şey de yok zaten. Yağını değiştiriyorsunuz. O da bir rahatlık. Bu DSG çağında insanların yaşadıkları zorluklardan artık böyle hani pahalı geliyor çünkü bazı tamirler. PDK'da da gene benzer hani kavrama şeyleri var. Ama tabii çok üstün bir şanzıman şeye göre. PDK severiz ya. Aynen. Ben birazcık vakçı olarak DSG'yi de seviyorum çünkü. Ay o da güzel. Yaptırma tamirini yaptırdıktan sonra sıkıntı yok ama DSG'ye binip ağlamayacaksın sonra tamiri geldiğinde. Ağlamayacaksın. Makyajla beraber bir de hacim de artıyor birazcık. 2.9 oluyor galiba tabii, bunlar. Tabii. Base'ler 2.9 oluyor. Bizim ülkede makyajlı kasadan da base'de, base Cayman da az var. Bolca S var ama yani. 265 oluyor galiba makyajla tabii, beraber. Tabii 265 oluyor. Cayman S'ler 295, onlar da 320 mi oluyordu makyajla beraber yoksa kaç oluyordu? 320 oluyor. 320 beygir. 320 beygir. Bir de Cayman R'lar var ama onlar herhalde zaten ülkemizde yok. Bizde yoktur ya. Yani varsa da yorumlara. Alakasız bir yerde çıkabilir. Yakıt tüketimini belki bir de takipçiler merak edebilir. Şöyle 9,5 litre normalde ben karışık kullanım yakıt olarak gidiyordu. İşte yeni egzozu yaptırdığımdan beri 11 yakıyor. Ya ben çok basıyorum. Ya da ben çok basıyorum. Bence çok basıyorum o sesini yüzden. Sesini daha çok duymak için. Evet. Yani viraj hakimiyeti olsun. Mükemmel. Viraj hakimiyeti olsun. Şerit değiştirme şeyleri olsun. Ağırlık merkezimiz çok aşağıda. Motor hemen arkamızda yani. İki tekerin ortasında. Direksiyon bayağı oturuyoruz. Keskin. Tabii. Direksiyon keskin ve şeye o kadar bağlıyız ki yola. Bana mesela şimdi işte E92 335 coilover olmasa bir şey olmasa bana çok şey bir araba gibi geldi artık. Şeyden çok uzak. Yolla bağlantın yok yani hissiyat olarak şey olarak. 46 M3 de kullandın. Tabii onu da kullandım. O da öyle. Çok konforlu geldi mesela şeye göre. Daha böyle yumuşak geldi yani. Ama bunun çevirdiğin an kafayı döndürmesi şeyi çok başka bir şey yani. Ki bir de şu an kilit yok bu arabada. Hayır yok. Gerek var mı emin değilim de. Hangilerin belki S'lerde çıkıyordur. Ama nadiren şeye kalıyor zaten. Hani kalktığında tutunuyor gidiyor. Arkası kopma meyilli oluyor mu hiç? Yani ıslakta. Islak sudan geçiyorsan
traction kontrolün kapalıysa, şu an bizim her zaman kapalı olduğu gibi, ıslakta kayıyor. Kontrolü peki kolay mı? Çünkü ortadan bir motor. Kolay. Yani bir BMW gibi. Bir anda sapıtmıyor. Mesela bir Z4 gibi hani kaydım, arkam yanıma geldi, öyle bir şey yok. Bu toparlamaya şey, biraz tecrübeniz de varsa bu şeylerde hemen toparlanıyor. Normalde eski Porsche'lara genelde şu vardır. Kafadan kayma meyli vardır. Bu arabada mesela öyle bir şey yok. Gerçekten ağırlık dengesi çok güzel. Depo boş dolu fark ediyor mu acaba bir de o? Depomuz sonuçta önde. Valla beygirimizden dolayı çok fark ettiğini düşünmüyorum. Hani illaki fark ediyordur. Mesela onu pistte ölçebilirsek, eğer belediyemiz pisti açarsa bir gün test etmiş oluruz. Tabii test ettiğimizde sürelerimiz, şeylerimizi göreceğiz. Bana mesela bu araba çok şey gibi geliyor. Çok konforlaştırılmış, hızlandırılmış bir Miata gibi geliyor. Davranış olarak böyle. Hani herkes ona diyor ya, driver sürücüye odaklı bir araba, sürücüye odaklı. Bu araba ondan kat kat daha sürücü odaklı, hız olarak, şey olarak. Bu sefer üçüncü vitesten alalım. Yaparken hani 245 beygir olarak değerlendirmek lazım. Tabii. Hani 500 beygirlik bir video izledikten sonra kadrana bakınca tabii yavaş gelecektir o, ama ona aynen göre değerlendirmek lazım. Ki videonun başlığı şey olabilir. TR paket kayma. Sevmediğin noktaları oldu mu hiç arabaya sahip olduğundan beri böyle? Bu bence işte bence çok az, böyle hafif şu arkası biraz daha boş, ama ben iri bir insan olduğum için biraz daha şey olabilir. Onun dışında gerçekten bakım açısından kolaylık. Çok baz, bu base bir model olduğu için gerçekten çok baz yani. Bir sürü özellik yok yani. Olsa olurdu diyeceğin. Mesela daha iyi bir ses sistemi olabilir. Cayman S'lerde var. Bose ses sistemi var. Benimkinde yok. Daha iyi olabilirdi. Onun dışında otomatik far yok. Otomatik far bence kolay bir şey. Koysalar olurdu. Otomatik far. Yağmur sensörü koysalar olurdu. Onun dışında ama mesela akıllı bir araba. Paket var galiba değil mi? Porsche. Ya onu mesela orada var, onu kullanan var mı bilmiyorum da, kimsenin hani o saate bakıp da ona bir daha basıp durduracağını sanmıyorum. Evet, o görsel bir şey yani. Başka ne olur? El freni sistemi biraz eski. O yüzden hani tamir etmesi, bakımı zor. Kampanalı el freni var BMW'lerdeki bir diskin içinde. Camlar bir de şu an çıtasız ama yine rüzgar sesi mesela 130'da bile az yani. Az. Az ki bunların hani ayarları yapılmadı, şeyleri yapılmadı. Bunlara yani daha iyi yani bakan, daha iyi bakılsa bazı şeyleri. 2008 model bir araba. Bunu büyük bir oranda çoktan değişmesi gerekiyor. O fitillerin bir kere bu kadar sıcakta. Ek olarak bile bazen hani kaymana bakınca ufak gibi geliyor ama bagaj açma aslında 410 litre tabii ikisini kullanınca. Ön ve arka. Aynen. Şöyle önde biraz daha böyle toplu, mesela valiz gibi bir şey koyabilirsin. Arkada da böyle çok yüksek bir şeyler koyamıyorsun ama uzun bir şeyler koyabiliyorsun. Buradan bir şey uzatabiliyorsun mesela, saçma. Yani mesela işe gittin, boru alacaksın. 2 metrek boru aldım. Ben mesela inşaatçıyım. 2 metrek boru aldım. Uzatabilirsin, sıkıntı yok. Olabilir. Mesela 60'a 120 seramik aldın, oraya koyabilirsin. Sıkıntı yok. İdeal şirket arabası. Tabii ben hesabımdan da Instagram'da biliyorsun şeyde dağıtıyorum. İnşaat ürünleri. Onun dışında senin aklına geliyor mu ekleyebileceğimiz bir şey? Genel olarak arabayı özetlemeye çalıştık keyfi yönünden. Aynen. Başka yok. Devirlenmeyi seviyor. Devirli kullanmayı sevenler için harika bir araba. Onun dışında başka bir şey yok. Herkese tavsiye ederim. 2.18 binenler 130 beygir. Kesinlikle Cayman veya Boxer almaları lazım. Başka 4.18 kupeler. Kesinlikle Cayman. Hani bunları fiyat kıyaslaması yapıyorum. Rol yapmıyorsanız Golf R mesela. Niye Golf R'a biniyorsun? Rol yapmıyorsan gene Cayman'a binebilirsin yani. En azından 2008 Porsche'una sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında umarım takipçilerin hoşuna gitmiştir. Yine soruları olursa sana da ulaşabilirler Instagram hesabından. İstediğin zaman pislikoya88 hesabımızda. İçeriklerde paylaşıyoruz sen arabayla. Evet. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.